Merhaba arkadaşlar. Allah'ın kulu Hazreti Muhammed konusuyla başlıyoruz dersimize. Peygamber Efendimizin isimleri. Bilinen Peygamber Efendimizin dört tane ismi vardır. Bizim bildiğimiz Muhammed, Mahmud, Ahmet ve Mustafa isimleri. Peygamber Efendimizin ailesinde annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, süt annesi Halime, süt kardeşleri en çok bilinen Şeyma'dır biliyorsunuz arkadaşlar ama bunun yanı sıra Üneyse ve Abdullah da Peygamber Efendimizin süt kardeşleri arasında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin amcaları, Peygamber Efendimiz'e en çok yardım eden amcaları Hazreti Abbas, Hazreti Hamza ve sizin de bildiğiniz gibi Ebu Talip, Zübeyir geçmektedir. Peygamber Efendimizin İslam'a davetine karşı çıkan amcası Ebu Leheb'dir. Biliyorsunuz Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'e Safa Tepesi'nde karşı çıktığında kendisi için Tebbet suresi indirilmişti. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da diye geçiyordu ayet-i kerimede arkadaşlar. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Hazreti Muhammed'in çocukluğuyla devam ediyoruz. Hazreti Muhammed henüz doğmadan önce babasını kaybetmiş. 4 yaşına kadar süt annesi Halime ile beraber kalmış. 6 yaşındayken annesini kaybetmiş. Annesinin vefatından sonra biliyorsunuz 8 yaşına kadar dedesiyle beraber kalmış. 8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat etmiş ve onu kime emanet etmişti? Amcası Ebu Talib'e. Ve onu amcası Ebu Talip uzun yıllar himayesi altına almıştır. Hazreti Muhammed 25 yaşına geldiğinde Hazreti Hatice ile evlenmişti ve bu evlilikten Peygamber Efendimizin Kasım, Abdullah, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatıma adında çocukları dünyaya gelmişti. Hazreti Muhammed'in insani yönüyle devam ediyoruz arkadaşlar. O bir peygamberdi ancak insandı biliyorsunuz. Bizler gibi uyur, alışveriş yapar, yer, içer, yorulur, üzülür, sevinir, hastalanır, güler, evlenir. Bütün insani faaliyetleri Peygamber Efendimiz de yerine getirirdi. Hazreti Muhammed peygamberlik öncesinde ve peygamberlik döneminde diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştı. Örneğin onun da bizim gibi bedeni ihtiyaçları olmuştu. O da hastalanmıştı, hasta olduğunda tedavi olmuştu. O da diğer insanlar gibi evlenmiş, çocuk sahibi olmuştu. O da bir anne ve babadan dünyaya gelmişti. Bir melek değildi biliyorsunuz. Yeri gelmiş gülmüş, yeri gelmiş ağlamıştı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin insan olduğunu anlatan bir hadisle devam ediyoruz arkadaşlar. Derslerimizde bu hadise hep beraber yer vermiştik hatırlarsanız. Bir gün bir kişi Hazreti Peygamber'i görmeye gelmişti. Ama onu görünce tir tir titremeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz de onun titremesini görünce şöyle buyurmuştu. Arkadaş, sakin ol. Ben kral değilim. Kureyş kabilesinden senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum ifadeleriyle Peygamber Efendimiz diğerlerinden farklı olmadığını, onun da bir insan olduğunu, heyecanlanmaması gerektiğini söylemişti karşısındaki insana. Yine onun insan olduğu ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin vefat ettiği zaman karşımıza çıkan bir hadiseyle anlıyoruz çocuklar. Allah Resulü vefat ettiği zaman Hazreti Ömer Allah Resulü vefat etmedi. Allah mutlaka onu geri gönderecektir diyordu. Derken Hazreti Ebu Bekir geldi. Allah'a hamd ettikten sonra haberiniz olsun dedi. Kim Muhammed'e tapıyor idiyse bilsin ki artık Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse o da bilsin ki Allah ölümsüzdür dedi ve aşağıdaki ayetleri okudu. Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. ayette Allah-u Teala Hazreti Muhammed'in de vefat edeceğini, diğer insanlar gibi ölümlü olduğunu bizlere bildirmişti. Yine Ali İmran suresi 144. ayette Muhammed ancak bir peygamberdir.
Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlere mükafatını verecektir buyurmuştur. Yine bir hadisi şerifte, Buhari'de yer alan bir hadisi şerifte, Hazreti Ebu Bekir'in bu konuşması Peygamberimizin vefatı karşısında şok olan Hazreti Ömer'i ve bütün Müslümanları sakinleştirdi diye yer almaktadır arkadaşlar. Ve geçiyoruz Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönüne. Hazreti Muhammed de her insan gibi bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Yaklaşık 40 yıl çalışmış, çabalamış, ailesini geçindirmek için ticaret yapmıştır. Hazreti Peygamber Mekke toplumunda yaşıyordu ancak o toplumun içinde bulunduğu şirk, zulüm, haksızlık, içki, kumar ve benzeri kötülüklerden rahatsızdı. Bu sebeple zaman zaman toplumdan uzaklaşmayı tercih ediyordu. 35 yaşından itibaren Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında yalnız kalmaya başladı. Burada toplumun içinde bulunduğu durumu düşünüyor, Allah'a dua ve ibadet ediyordu. Peygamber Efendimizin Roma İmparatoru Kaiser'e yazmış olduğu bir mektupla devam ediyoruz. Roma İmparatoru Kaiser, Peygamberimizden kendisini ve halkını İslam'a davet eden bir mektup aldığında, o sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Sufyan'ı yanına çağırmış ve sormuştu. Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed'in hiç yalan söylediğini gördünüz mü? Diye. Ebu Sufyan, Muhammed'in hiç yalan söylemediğini Kaiser'e söyleyince, Kaiser, sana onun hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum, sen de söylemediğini ifade ettin. Eğer o Allah'a karşı yalan konuşmuş olsaydı, eminim ki insanlara yalan söylemekten de hiç sakınmazdı demiştir. Ve geliyoruz Hazreti Peygamber'in son peygamber olması. İlk peygamber Hazreti Adem'di biliyorsunuz ve son peygamber Hazreti Muhammed. Ahzab suresi 40. ayette Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber 40 yaşından vefat ettiği 63 yaşına kadar peygamberlik görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcamıştır. Hazreti Muhammed'in peygamberliği evrenseldir. Sadece Araplara ait bir din değil biliyorsunuz İslamiyet. Tüm dünyaya hükmediyor ve Hazreti Peygamber de tüm insanların peygamberi. Tüm zamanlar ve mekanlar için geçerlidir. Dolayısıyla da onun getirdiği evrensel ilkeler kıyamete kadar geçerliliğini devam ettirecektir. İslam ise Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar Allah'tan gelen dinin ortak adıdır. Hz. Muhammed'in vefatından önce İslam dini tamamlanmıştır. Bu durum bir ayette şöyle ifade edilir. Son gelen ayet-i kerimedir bu arkadaşlar. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Ve geçiyoruz. Hazreti Muhammed Kur'an'ı açıklayıcıdır. Evet, Peygamber Efendimizin özelliklerinden, görevlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktı. Onun bu görevi bir ayette şöyle ifade edilmekteydi. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Peygamber'in görevlerinden biri de insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklara Kur'an'dan getirdiği açıklamalarla çözümler üretmektir. Nahl suresinin 64. ayetinde Hazreti Peygamber'in bu görevi şöyle dile getirilmiştir. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik diye buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. Allah Resulü yalnızca Mekkelileri değil tüm insanları uyarmıştır. Evrensel düzeydeki bu uyarıcılık görevi Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Sevgili Peygamberimiz İslam çağrısını tüm Mekkelilere duyurmak istiyordu. Mekke meydanına gelerek yüksekçe bir yere çıktı ve "Ey Kureyşliler!" diye seslendi. Sesi duyanlar toplanmaya başladı. Peygamber Efendimiz onlara "Şu dağın ardında bir düşman ordusu var desem bana inanır mısınız?" diye sordu. Onlar da hep bir ağızdan "Evet, biz senin yalan söylediğini daha önce hiç duymadık." dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Allah'a yemin ederim ki bir gün öleceksiniz ve yine bir gün dirilip bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İyiler için cennet, kötüler için de cehennem vardır. Ben sizi kıyamet gününün zorluklarına karşı uyarmakla görevlendirildim. Allah'ın birliğine ve benim peygamber olduğuma inananlar işte bugünün zorluklarından kurtulacak, inanmayanlar ise büyük sıkıntı çekecektir." diyerek Hazreti Peygamber insanları uyarmıştır. Hazreti Muhammed insanlığa bir rahmet olarak gönderilmiştir arkadaşlar. Önce rahmet kelimesinin ne olduğunu anlıyoruz. Rahmet birinin suçunu bağışlama, merhamet etme, bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunmak demektir. "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik." diyor Allah. Hazreti Muhammed'in açları doyurması, yetim, öksüz ve kimsesizleri koruması, yaşlılara ve çocuklara şefkatle davranması, Mekke'nin fethinde Müslümanlara eziyet eden müşrikleri affetmesi, Taif'te kendisini taşlayan kimselere karşı iyi dualarda bulunması, amcası Hazreti Hamza'yı öldüren kişiyi Müslüman olup af dilemesi sonucunda affetmesi ve aynı zamanda hayvanlara eziyet edilmesine daima karşı çıkması ve bunun gibi birçok örnek Peygamber Efendimizin rahmetini göstermektedir. Hazreti Muhammed güzel ahlakın tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Hazreti Muhammed merhametli, haksızlıklarla mücadele eden, hakkı gözeten, insana değer veren, hoşgörülü, erdemli, kötülükler, zararlı işler ve yanlış durumlar karşısında asla sessiz kalmayan bir insandı. Ve Hazreti Peygamber "Bizi aldatan bizden değildir. Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine hayırlı olandır." buyurmuştur. Hazreti Peygamber "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurarak kendisini örnek almamızı istemiştir bizlerden. Hazreti Muhammed örnek bir insandır. İnsanlık için bir uyarıcıdır. Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Güzel ahlaklıdır. İnsanlığa bir rahmettir ve son peygamberdir. Yani Hatemül Enbiya'dır arkadaşlar. Şimdi Kafirun suresi ünitemizin son konusu, onunla devam ediyoruz arkadaşlar. Kafirun suresini yazarak çalışmanızı özellikle istiyorum. Sınıfta yaptığımız gibi ilk önce bir ayet, ardından ikinci ayet tekrar tekrar edilerek, okunarak, birbirine birleştirilerek çalışılmalı ve altta vermiş olduğum adresten de Kur'an-ı Kerim'den okunuşunu Kafirun suresinin 3 tekrarlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sorularımızla konumuzu pekiştiriyoruz. Birinci sorumuz: verilenlerden hangileri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında doğrudur? 1. Hazreti Peygamber insanları dünyadan eli tek çekmeye çağırmıştır. Bu doğru değil, biliyoruz. 2. O daima hak ve adaletten yana olmuştur. Doğru. 3. Güzel ahlak sahibi olarak iyiliğe öncülük etmiş ama zararlı davranışlara karışmamıştır. Bu yanlış. Peygamber Efendimiz karşısında gerçekleşen zararlı işlerin hepsine karşı çıkmıştır. 4. Kur'an'ı herkese tebliğ etmeye çalışmıştır. Bu da doğru arkadaşlar ve bizim cevabımız B şıkkı. Diğer bir soruya geçiyoruz.
Kıyamete kadar başka vehi ve peygamberler gelmeye devam edecektir demiş Umut. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir demiş Ali. Allah insanların durumuna göre yeni bir kutsal kitap gönderecektir demiş Ceren. Öğrencilerin ifadeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A. Umut ve Ali doğru söylerken Ceren yanlış söylemiştir. B. Öğrencilerin üçü de doğru söylemiştir. C. Ali ile Ceren doğru söylerken Umut yanlış söylemiştir. D. Umut ve Ceren yanlış söylerken Ali doğru söylemiştir. Evet, tek doğru cevabı veren Ali'dir arkadaşlar. Hazreti Muhammed'den sonra peygamber gelmeyecektir. Cevabımız D şıkkı. Diğer bir soruya geçiyoruz hemen. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna işaret etmektedir? A. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür. B. O Allah'ın Resulü ve Hatemül Enbiya'dır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. C. Oysa sen onlardan herhangi bir ücret beklemiyorsun. Kur'an bütün alemler için öğüttür. D. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Hatemül Enbiya biliyorsunuz arkadaşlar son peygamber demektir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Hemen diğer bir soruya geçiyoruz. Kur'an'ı en iyi anlayan ve onu hayatında en güzel uygulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. O Müslümanlara ayetleri anlatıyor, aynı zamanda ibadetlerin nasıl yapılacağını birebir gösteriyordu. Parça, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğine vurgu yapmamıştır? A. Kur'an'ı hayatında uyguladığına, B. Kur'an'ı açıkladığına, C. insanlara örnek olduğuna, D. merhametli olduğuna. Parçada Peygamber Efendimizin merhametine dair bir açıklama yer almamakta, dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Bir diğer soruya geçiyoruz hemen. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlara gönderilen evrensel bir uyarıcıdır. Bu şemada cümlelerin doğru yanlışlığına göre yol alan biri hangi maddeye ulaşır demiş sorumuz. Evet, Hazreti Muhammed tüm insanlara gönderilen evrensel bir uyarıcıdır. Doğru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları uyarırken baskı yapmamıştır. Yine doğru bir ifade ve bizim doğru cevabımız D şıkkı. Diğer bir soruya geçiyoruz. Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. Ayette peygamberlerin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir diyor. A. Uyarıcı oluşu, B. Yol gösterici oluşu, C. Yardımsever oluşu, D. Davetçi oluşu. Ayet-i kerimede peygamberlerin yardımsever olmasından bahsetmemiştir. Cevabımız C şıkkı. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Peygamberimizin bu ayette belirtilen özelliğini ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hoşgörülü bir insandır. B. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken sabırlı davranmıştır. C. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşlıları ve çocukları gözeten bir insandır. D. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara karşı her zaman merhametli ve şefkatli olmuştur. Parçayla uyum içerisinde olan şıkkımız, doğru şıkkımız D şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Verilen maddelerden hangileri Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara rahmet olmasıyla ilgilidir? 1. Davasına bağlı olmak. 2. Affedici ve hoşgörülü olmak. 3. Kimsesizleri korumak. 4. Şefkatli ve merhametli olmak. Şıklarımıza baktığımızda 2, 3 ve 4'ün yer aldığı C şıkkı doğru cevaptır. Davasına bağlı olmak Hazreti Peygamber'in kararlılığı ile ilgili olan bir ifadedir. Hemen diğer bir soruya geçiyoruz. Peygamberimizin
İmam olduğu bir namaz sırasında çocuk ağlama sesi duyuldu. Bunun üzerine Peygamberimiz namazı kısa tuttu. Çünkü çocuğun ağlamasına dayanamamıştı. Örnek olay Peygamberimizin aşağıdaki hangi özelliğine dikkat çekmektedir? A. Kur'an-ı Kerim'i açıkladığına. B. Merhametli olduğuna. C. Son peygamber olduğuna. D. Haksızlıklara karşı çıktığına. Cevabımız sorudan da anlayacağınız üzere B şıkkı, Peygamber Efendimizin merhametli olması. Son sorumuza geçiyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği mesajlarla insanlığa rahmet olmuştur. Buna göre Peygamberimiz aşağıdaki durumlardan hangisini gerçekleştirmemiştir? A. Zayıfların hor görülmesinin engellenmesi. B. Haksızlıkların önlenmesi. C. Zenginliğin yasaklanması. D. Köleliğin ortadan kaldırılması ve cevabımız C şıkkı zenginliğin yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmamıştır Hazreti Peygamber'in hayatında. Evet arkadaşlar son sorumuzu da anlattık. Sizlere iyi dinlenmeler diliyorum.